yangında siyaset yapmayın diyenlerin bir yandan ormanlar yanırken TOKİ'ye ev planları prototipleri hazırlattığını, ödeme planlarını bile belirlediklerini hepimiz ibretle ve gerçekten dehşetle takip ettik. Daha yanmamış evlerin, yanması riski olan evlerin yangınlar söndürülerek kurtarılması için çaba gerekirken, yanınca onlara şu evlerden veririz, şu kadarını onlar verir, bu kadarını şuradan karşılanır diye ödeme planları açıklayanlar gerçekten hepimizi dehşete düşürdüler. Tabii o kafanın belediye başkanı, Gündoğmuş belediye başkanı da evi yanmayanlar keşke benim evim de yansa da bu güzel evden bana da yapılsaydı diyecekler diye tarihe ibretlik bir not düştü. İşte bu kafa, bu kafa o kafadır. Nereye baksa beton gören, nereye baksa inşaat gören, nereye baksa rant gören kafa, yangına da bakınca arkasından yeni inşaatları, yeni rantları görmektedir. Bu hepimize şu meşhur hikayeyi hatırlatıyor. Evliya Çelebi rüyasında Hazreti Muhammed'i görür. Kendisi rüyasında Hazreti Muhammed'den şefaat istemelidir. Şefaat ya Resulullah diyecekken bir anda ağzından seyahat ya Resulullah çıkar. Çünkü dervişin fikri neyse zikri de odur. Bugün gelinen noktada iktidar partisinin inşaat ya Resulullah deme noktasına geldiğini ve gerçek fikrinin zikrine dönüştüğünü ve böyle bir durumda esas niyetlerinin dillerinden döküldüğünü, hatta projeye dönüştüğünü de hep birlikte takip ediyoruz. 2020 yılında İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker bir soru önergesi verdi. Dedi ki 2009'da yanan alanın %85'i yandı bu sene. Çıkan yangın sayısının %26'sı artarak bu sene çıktı. Araç parkınız nasıl? Uçağınız nasıl? Helikopteriniz nasıl? Hazırlığınız var mı? Tarım Bakanı buna verdiği cevapta Pakdemirli, bakanlığımızca yangın söndürmede kullanılan hava aracı sayısı yeterlidir. Ekipmanımız yeterlidir. Herhangi bir arttırmaya ihtiyaç yoktur diye cevap verdi. Meclisin kayıtlarında duruyor. Yarın bunu manşet yapmak isteyen gazete varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ali Şeker'in sorusuna Pakdemirli'nin cevabını açık kaynaktan görebilir. Dileyenlere basın müşaviri arkadaşlarımız bu önergeleri toplantıdan sonra dağıtacaklar, mail atacaklar. Cevap bu. Oysa ki yangın başlayınca yine kendi ağzından öğreniyoruz ki Pakdemirli'nin envanterde uçak yok, envanterde helikopter yok, kiralama anlaşmaları var, ortalıkta uçak helikopter yok. 2010 yılında civar ülkelerdeki orman yangınlarında Türkiye'nin koyduğu katkı İsrail'e, Lübnan'a 2010'da, 2016'da yine İsrail'e, Makedonya'ya, Gürcistan'a, Bosna Hersek'e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne söndürme uçaklarımızı yolladık. O uçakların tonlarca suyu alevlere atarken ki görüştülerini hem Türk Hava Kurumu hem de ülkenin siyasetçileri övünerek paylaştılar. Ama şu anda o uçaklar yok. Çünkü o uçakların pilotlarını emekli ettiler. Çünkü o uçakların düşük bakım maliyetlerine rağmen o uçakları uçurmak istemediler ve o uçaklar şu anda Türk Hava Kurumu'nun parkında atıl olarak yatıyor ve biz o uçaklara ihtiyaç duyuyoruz. Oysa Tarım Bakanı'na hem mecliste soru önergeleriyle hem de gazeteciler sorduğunda Tarım Bakanı Türkiye coğrafyasının yangınlarla mücadele için uçağa değil helikoptere müsait olduğunu, uçaklar yerine helikopterlerin daha iyi bir tercih olduğunu ifade etmişti. Oysa bugünkü açıklamasında Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, İran, Hırvatistan ve İspanya'dan uçak temin ettik. Bu uçaklarımız şu anda söndürme çalışmalarına katılıyor diyor. Madem helikopterler iyiyse neden uçak temin ediyorsun? Madem uçak lazımdı neden Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını uçar halde tutmadın, pilotlarını emekli ettin?
Açıkça söyleyelim. Hiç lafı kıvırmayalım. Kimse kıvırmasın. Türk Hava Kurumu ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında tarihsel husumet vardır. Mahallelerde kavga ederler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ideolojik akrabaları, öncülleri Türk Hava Kurumu'nun topladığı kurban derilerini kendi vakıflarına, kendi derneklerine, legal illegal yapılarına toplamak için geçmişte Fethullahçı cemaat ve diğer cemaatler, AKP'nin siyasi öncülleri ve ideolojik akrabalarının Türk Hava Kurumu'yla ideolojik husumeti vardır. Tarihsel husumeti vardır. O yüzden Türk Hava Kurumu'nun, Atatürk'ün kurduğu bir kurum olan Türk Hava Kurumu'nun var olmasını, güçlü olmasını, etkin olmasını istemezler. İstemediler, Türkiye'yi bu felakete sürüklediler. Bunların konuşulmasını engel olamayacaksınız. Bunların irdelenmesine engel olamayacaksınız. Kadir Topbaş'ın, rahmetli Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bir helikopter, bir uçakla Türkiye'nin herhangi bir yerinde çıkan yangına gittiğinde övündüğü araç parkı dahi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çıkardığı bir takım ikincil, üçüncül yönetmeliklerle, yönergelerle elinden alınmış ve şu an Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eliyle Türkiye'de bu konuya müdahale edebilecek, en son Türk Hava Kurumu'nun da etkisizleştirilmesiyle hiçbir söndürme uçağı ve helikopteri kalmamış. Envantere de bunlar katılmamış. Lazım olunca kiralarız, kiralık sözleşmeleri yaparız demişlerdir. Boyumuzu aşan bu faciada şu anda kiralık uçak bulmak, helikopter bulmak, uluslararası prosedürlere, o ülkelerdeki orman yangınlarına takılmaktadır. Fransa uçak yollayacakken İspanya'nın uçak yolladığını öğrenince bu coğrafyada uçak kalsın deyip uçak yollamamıştır. Ve bir gerçek bütün vatandaşlarımızın dikkatine sunuyoruz. Şu anda semalarımızda uçan ve yangınlara müdahale eden İspanya uçaklarıyla geldik. İspanya'dan aldık, bulduk diyorlar, övünüyorlar. İspanya'ya teşekkür ediyorlar. Türk Hava Kurumu'nun atıl yerde duran uçakları aynı uçaklardır. Yani Türk Hava Kurumu'nun uçakları demode, eski, manevra kabiliyeti düşük, yangın söndürme kabiliyeti yok diyorlar. İspanya o uçakların aynısını yolladı. Bugün harıl harıl çalışıyorlar ve yangınların kontrol edilmesinde çok önemli katkı sunuyorlar. Sayın vatandaşlarımız, geçen yıl Tarım Bakanı'nın Türk Hava Kurumu'nun uçakları iş görmez yalanına aldanmayınız. Helikopterler iyidir dediler. Helikopterlerin taşıdığı suyun, vatandaşımızın ifadesiyle söylüyorum, serçenin gagasında gibi kaldığını, uçağın atacağı çok miktarda su olmadan bu boyutta yangınların bastırılamayacağı ortadadır. Bugün çok sayıda ülkeden gelen aynı nitelikteki uçaklar bu işi görmektedir. Hani meclisin elinden yetki alınmasa, şu an Gensor yetkisi olsa, yangın söndükten sonra yapılacak ilk iş bu Tarım Bakanı'na Gensor'u verip bunu bakanlıktan düşürmektir. Biz Gensor'u milletimizin vicdanına veriyoruz. Mecliste Gensor'u verme imkanımız yok. Bakanı tek adam atıyor, tek adam alıyor. Ama milletin vicdanındaki Gensor'u bir kenarda dursun. Bizim uçağa ihtiyacımız yok diyenlerin bugün bütün dünyadan uçak temini için uğraşıp sonra da mutlulukla duyurduklarını asla ve asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Ve buradaki temel yaklaşımımız şudur. Türk Hava Kurumu'nu yeniden ayağa kaldıracağız. Önümüzdeki dönem iktidar olup dünyanın en modern orman yangınlarına müdahale filosunu Türk Hava Kurumu'na kazandırana kadar, bugün yerdeki uçakların bakımına, onarımına, hazır halde tutulmasına Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak talibiz. Sadece ve sadece bu konuda bir mevzuat değişikliğine ihtiyaç var. Ülkesini seven bu imzayı atar. Belediyelerimize Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının, İsterseniz mülkiyetini alalım, Türk Hava Kurumu'nun kullanımına sunalım. İsterseniz gerekli kaynağı sağlayalım. Ama birkaç günlük bakımla uçabilecek haldeki uçaklar, pilotlarını sağlayalım ama ülkeyi buradan kurtaralım. Biz talibiz. Ülkesini seven imzayı atar. O zaman CHP'li belediyelerle
AK Partili belediyeler yangın söndürme uçağı hazır bulundurmakta, bakımını yapmakta, icabında müdahale etmekte pozitif bir rekabet içine girsinler. Diyorsunuz ya, pozitif bir şeyler yapalım. Pozitif, muhalefet yapıcı muhalefet yapsın. Yapıcı muhalefet yapıyoruz. Orman yangınlarını söndürmek için yetki istiyoruz. Orman yangınlarını söndürmek için sizin artık belediyelerin önünü açmanızı istiyoruz. Çünkü siz bu işi beceremiyorsunuz. Ayrıca en kritik ve en temel talebimiz bu olmak üzere. İlave 6 talebimizi veya 6 önerimizi daha dile getirelim. 1. Tarım ve Orman Bakanlığı'nı birleştirerek hata yaptınız. Tarım ayrı bir iş, orman ayrı bir iş. Nasıl Aile ve Çalışma Bakanlığı'nı ayırdınız? Gelin Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ayırın ve asli işi orman varlığımızı korumak, yenilemek ve güçlendirmek olan Orman Bakanlığı kurulsun. Meselenin esas sahibi belli olsun. O Orman Bakanlığı'na da bu işlerden anlayan liyakatli bir bakan atayalım. 2. Tüm akademisyenlerin, uzmanların üzerinde birleştiği orman yangınlarının büyümesinin, kontrol altına alınamamasının, çıkmasının en önemli sebebi olarak görülen küresel iklim kriziyle mücadele etmeye artık Türkiye'de başlasın. Bu konudaki üzerindeki en önemli yükümlülük olan Paris İklim Sözleşmesi'nin de mecliste derhal görüşülmesinin ve onaylanması gerekliliğinin altını bir kez daha çiziyoruz. 3. Türkiye'nin iyi bir orman yangınıyla mücadele envanterinin oluşabilmesi için başta uçak ve helikopter olmak üzere hava kara araçları filosu yenilenmeli ve her koşulda hazır tutulmalıdır. 4. Bizim ve eleştiren herkesin ağzını açtığında rahatsız oldukları için değerlendirilmelerimizi görevi başındaki ormancının moralini bozduğunu iddia eden iktidar partisi temsilcilerine sesleniyoruz. O görevi başındaki orman işçileri yıllardır bakanlığınızdan kadro istiyor. Moral mi vereceksiniz? Gelin geçici orman işçilerine bu yangınlar daha sönmeden, Arapurma'dan inmeden onlara verdikleriniz değerle ilgili sözlerinizin karşılığını bulacak bir iş yapalım. Geçici orman işçilerine kadro verin. O zaman görün siz morali. Yıllardır kadro istiyorlar. Yıllardır kapınızda bekliyorlar. Muhalefet destek veriyor, siz karşı çıkıyorsunuz. Öyle moral bozmak, orman yangınları ile ilgili tedbirsizliği eleştirmekle değil, yarınını bilemeyen bu insanlara kadro vermemekle olur. Gelin kadrolarını verin. Biz çoktandır söylüyoruz, dünden razıyız, bugünden destek vermeye hazırız. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü işçilerinin ve hizmet veren, mücadele eden itfaiyecilerin önemli beklentileri var. Özellikle itfaiyecilerin kendi meslek kanunları yok Türkiye'de. Amerika'da, Avrupa'daki en prestijli mesleklerden biri haline getirilmiş itfaiyeciler bugün en dertli meslek grubudur. Onların meslek kanununun, mecliste bekleyen meslek kanununun biz arkasındayız, siz de destekçisi olun. İtfaiyeci sözde sevilmez, orman işçisi sözde sevilmez. Aynı sağlık emekçilerinin sözde sevilmediği gibi. Hakkınız ödenmez dediniz, haklarını hakikaten ödemediniz. Gelin burada bir adım atalım hep beraber. Ve son olarak ormanları tahrip eden, başta vahşi madencilik faaliyetleri olmak üzere her türlü yandaşa, her türlü vahşi maden faaliyetleri yapan, dereleri kurutan, HES'ler kuran ve doğayı düşünmeden, doğayı karşısında sadece rantı düşünen her türlü projenin toplumsal muhalefet tarafından sorgulanmasına kulak verin ve doğrusunu yapın. Yaptığınız yanlışlar bizi buraya götürüyor. Rize'deki sel felaketi de, Muğla'daki orman yangını da 20 yıldır iktidarda olan iktidarın vallahi bizden ilgisi yok, bu siyaset üstü ele alınsın diyecek bir konu değildir. Tüm çevre politikaları, doğaya ilişkin her türlü tahribatın önünü açan yanlış politikalar bugün yaşananların
birinci elden sorumlusu. Elbette bugünden itibaren üzerimize düşenleri yapmayan ve Adalet ve Kalkınma iktidarı yokmuş gibi davranıp iktidar mısınız gibi önermeye, çalışmaya mecburuz. Çünkü kendileri selde yoklar, orman yangınında yoklar, kadın cinayetinde yoklar, nefret cinayetinde yoklar. Nerede ihale dağıtılacak, nerede inşaat var, nerede Kanal İstanbul gibi yeni felaket projeleri var, oralarda azimliler, kararlılar. Geri kalan alanlarda yoklar. Son olarak bir dezenformasyonu, bu konuyla ilgili son olarak bir dezenformasyonu gidermek durumundayız. Orman yangınları başladığının ertesi günü grup başkan vekili olarak, genel başkan adına, partimiz adına yaptığımız çağrıyla, attığımız imzayla Tarım Komisyonu'nu, zaten yazın çalışma kararı vardı, Tarım Komisyonu'nu toplantıya çağırdık. Bir haftadır o komisyonu toplamadılar. İki gün önce toplayabiliriz dediler. Geç kaldınız ama toplayalım dedik. Katkı verir misiniz deyince bütün muhalefet partileri elbette veririz dendi. O ziyaret dün basına geçilen bir açıklamayla Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un ortamdan, yangınlardan zarar gören vatandaşımıza moral ziyareti, Tarım Komisyonu'na vereceğimiz birer üye de arkasındaki heyetin teşekkürüne dönüştürdü. Biz orada yokuz. Memnuniyetle takip ettik ki diğer muhalefet partileri de o heyete üye vermiyorlar. Biz ne yapılabilir? Komisyon ihtisas komisyonudur. Her partinin o konudaki en güvendiği üyeleri oradadır. Ve o komisyon gitsin katkı sağlasın dedik, durdu. Şimdi Mustafa Şentop Bey protokol ziyareti yapacakmış. Moral ziyareti yapacakmış. Bizim arkadaşlar da arkasında duracakmış. Yok öyle şey. Bu anlayışın arkasında durmayız. Bu anlayışı teşhir ederiz. Ve Şentop oraya gidip bir şey anlatacaksa şunu anlatsın. Ormanları talan eden, yanan orman arazilerinin turizme açılmasında Tarım Bakanı'nın, Orman Bakanı'nın yetkilerini ortadan kaldırıp hepsini, nasılsa yandı, arsa turizme elverişliyse sen turizme aç diye Turizm Bakanı yetki veren kanunu sen Tarım Komisyonu'na niye havale etmedin? Kanun gelmiş, Mustafa Şentop havale yapıyor Turizm Komisyonu. Zihniyet belli. Turizm Bakanı atmaca gibi bekliyor. Adamları, etrafı, şürekası atmaca gibi bekliyor. Yanan orman alanlarının, orman vasfını yitiren arazilerin turizme açılmasında bir de hiç çekinmeden, utanmadan söylüyorlar. Efendim 1984'ten beri var. 3 bakanda yetki vardı. Tek bakanı indiriyoruz. Öbür bakan Orman Bakanı. Orman arazisi vasfını kaybettiyse Turizm Bakanı kimseye sormadan otel yaptıracak oraya. Bu kanunu sen neden sadece Turizm Bakanlığı'na yolladın? Milli Eğitim'e yollamış Yunus Emre Vakfı için. Plan bütçeye yollamış, paralı pullu işler var diye Tarım Komisyonu'na yollamıyor. Bizim arkadaşlarımız veya AK Parti'nin o komisyondaki üyeleri ya ne yapıyorsunuz demesin diye. Mustafa Şentop bu cinayetin sessiz ortağıdır, suskun ortağıdır. Bugün gidip taziye yapıyor. Anadolu'da bir laf var. Adamı yardan ittirirler, anasına taziyeye koştururlar diye. Tam yapılan budur. Yitirilen orman arazileri kimselere sorulmadan otel yapılacak. Bunu Tarım Komisyonu'ndan kaçıran Mustafa Şentop, oraya bir imza atıp da yollamayan Şentop, bugün gitmiş orada protokol ziyaretleri, moral ziyaretleri yapacak. Arkamızda durun, durmayız arkanızda. Emin olun millet de durmuyor artık arkanızda. Ayrıca biz İklim Krizi Araştırma Komisyonu'nun ve Çevre Komisyonu'nun da toplanmasını talep ettik. Komisyonumuzun da görevli, komisyonumuzun sözcüsü ve üyesi arkadaşlarımızın imzalarıyla bu başvurularımızı da yaptık. Bu başvurulara da cevap bekliyoruz. Çevre Komisyonu da toplanmıyor. Ne işi var çevreyle bunlar? İklim Krizi Araştırma Komisyonu toplanmıyor. Ne işi var iklim krizi? Ormanlar yanıyor, yerine ne geleceğini zaten birileri biliyor.
Bunlardan bir tanesi Yüksek Askeri Şura ile ilgili. Biz toplantıya gelirken görüşmeler sürüyordu. Peşini bırakmayız dedik, bırakmıyoruz. Sarıklı amiralin bugün emekli edileceğini biliyoruz. Aylardır disiplin soruşturmasını yerine getirmiyorlar. Geçtiğimiz günlerde görevden alındı dediler. Görevden alındı, mevcut görevini sürdürmüyor. Ama bütün özlük hakları duruyor. Bugün emekli edip maaş mı alacaklar? Bugün emekli edip bütün ordu evlerini emrini açacaklar. Bugün emekli edip makam arabası verecekler. Bugün emekli edip koruma verecekler. Bugün emekli edip ikramiye verecekler. Bugün emekli edip üniformasının üstüne cübbe giyenlerin yaptığı işin yanına kalabileceğini gösterecekler. Biz bir gün Hulusi Akar'ı kazıdık. Altından bir siyasal İslamcı çıktı. İşte o siyasal İslamcı cübbenin üstüne, üniformanın üstüne cübbe giyeni koruyan, kollayan, bugün de onu emekli eden, koruma veren, ikramiye veren, lojman veren bir tutum sergilemektedir. Hadi utandırın bizi bugün. Başka bir karar alın, yarın ben yanılmışım diyeceğim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir pardon, Rütük Başkanı ile ilgili bir konumuz var. O zaten pandemiden dolayı takip edemeyecek bir muhabir arkadaşın da sorusuymuş aynı zamanda. Rütük Başkanı televizyonlara bir yazı yolladı. Yazıda sayın yetkili diyor, başta Rütük'ün görevlerini ve uygunsuz yayınlara tavizsiz yaklaşacağını söylüyor. Sondan ikinci paragraf şu. Diyor ki, ormanlar yanıyor diyor, yüzlerce yangın var. Tamamına yakını söndürüldü. Siz sönen yerleri değil, yanan 13 tane yangını gösteriyorsunuz. Yanan yeri değil, sönen yeri gösterin. Moral bozmayın, moral verin. Yoksa size ağır ceza keserim diye tehdit yazısı yollamış. Şimdi radyo televizyon üst kurulu, Recep Tayyip Erdoğan'ın üst kurulu kısaltması zaten. Hitler Almanya'sında karar vermeden önce bütün hakimler düşünsün, Führer olsa nasıl karar verirdi telkininin en iyi algılamış bürokratlardan birisi. Reisim olsaydı televizyondaki bu yangın görüntüsünü görseydi nerede deyip televizyonlara yanan yeri değil sönen yeri göster diye habercilik öğretiyor. Bir yerde orman yangını çıkması haberdir. Toplumsal farkındalıktır. Bunun haber olmasına engel olmaya çalışmak ne gazeteciliktir, ne kamu görevi yapmaktır. Bu düpedüz şarlatanlıktır. 2021 yılında yanan ormanı değil sönen ormanı gösterin yoksa ceza keserim diyenin kamu görevi yaptığı iddiası gerçekten kargaların bile güreceği iddiadır. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir yandaşlığın, bir yardakçılığın, bir yalakalığın ulaşabileceği en zirve noktalardan bir tanesidir. Buna teslim olmayan televizyon kanallarını kutluyoruz. Bundan ürken, bundan korkan, ormanlar cayır cayır yanıyorken yanmıyormuş gibi yapan, talimata göre penguen yayıncılığı yapanları da milletimiz görüyor, notunu, karnesini, reytingini onlar veriyor. Bundan sonra da öyle olsun. Belediyelerimizle ilgili şunu söyleyelim. Gücümüz nispetinde her şeyi yapmaya hazırız. Yangın söndürme uçaklarını yeniden havalanacak hale getirmekten, yanmış evleri yeniden yapmaya kadar. Ancak gücümüzü aşan noktalar var. Ama bizim güvendiğimiz bir şey var. Bize inanan insanların dayanışma ruhu. Bunu başta İstanbul ve Ankara belediyelerimiz olmak üzere bütün belediyelerimiz pandemi döneminde gösterdiler. Ve bizim belediye başkanlarımızın çağrısıyla Türkiye'nin dört bir yanından bu belediyelerdeki yoksul, bu belediyelerin hizmet alanlarındaki yoksul aileler için yardım gelmedi, adeta akmaya başladı. Ama hemen bu hesapları dondurdular. Durdurdular ve daha sonra el koydular. Bugün Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin o bölgedeki her tahribatı ortadan kaldıracak
gücü, inancı vardır. Maddi güç olarak da sözümüze değer veren, zaten yaşam biçimleri gereği, dünya görüşleri gereği dayanışmayı öne alan toplumumuza, seçmenimize, vatandaşımıza güveniyoruz. Yeter ki önümüzü açsınlar. Belediyelerimizin bir çağrısıyla insan eliyle yerine konabilecek her şeyi yerine koyabiliriz. Ama bu konuda elimizi kolumuzu bağlayan merkezi iktidara karşı milletimizi bu konuda bizlere destek olmaya davet ediyoruz. Belediyelerimizin yardım toplamalarına izin vermeyen Ankara'daki AK Parti iktidarı. Açsın önümüzü, başka bir şey istemiyoruz. Gölge etmesinler, başka ihsan istemez.